Ülkenin ordusunun üniformasını giyiyorduk ama bu vatanın evlatları değildik. Kelimenin tam anlamıyla nefretle, şüpheyle yaklaşılan savaş esirleriydik. Zaven Biberya'nın günlüklerinden oluşan mahkumların şafağı, özellikle 1940'lı yıllar Türkiye'sinin bir fotoğrafı gibi. Savaş döneminde gayrimüslimler bir nevi gözümüzün önünde dursunlar denilerek nafiye askerliği adıyla asker alınır. Ancak askerlik yapmak dışında en ağır koşullarda ve işlerde çalıştırılır. Nitekim Biberyan da 4 yıla yakın askerlik yapmış, kendisi ve çok sayıda yüksek eğitimli gayrimüslim gibi askerdeki en düşük rütbe olan erlikten daha aşağı bir konumda tamamlamıştır askerliğini. Öyle ki henüz okuma yazma bilmeyen erlerden komuta kademesinde faydalanamayan ordu bu eğitimli insanları da bilinçli olarak idari bir göreve getirmemiştir. Gene de içlerinde çok zengin olanların Kısa zamanda bir yolunu bularak paçayı kurtardığına tanık olur biberyan ve böylece ayrımcılığın milliyete dayalı değil, aslında sınıfsal olduğunun farkına varır. Hayatları boyunca hödük muamelesi gören, dalga geçilen, tehdit edilen, mahrumiyetten hırçınlaşmış, sefil haldeki Anadolu insanının başına gelenleri ancak bugün tam olarak anlayabiliyorum. İnsan demek bile layık görülmüyor onlara. Anılarının birçok yerinde farkında olmadan biberyanın aslında kendini logoterapi'nin yöntemleriyle sağladığını görürüz. Tek dayanağım geçmişin hatıralarıydı. Binlerce küçük ayrıntıyı anımsayıp seviniyordum. İleride logoterapinin kuramsal temellerini de atacak olan Viktor Frankl o dönemde Nazi toplama kamplarındadır ve İnsanın Anlam Arayışı kitabında şöyle der: Bütün bunlardan bu dünyada iki insan ırkı olduğunu, ama sadece iki ırk olduğunu, soylu insan ırkı ve soysuz insan ırkı öğrenebiliriz. Her ikisi de her yerde bulunur. Toplumun her kesimine sızar. Hiçbir grup sadece soylu ya da sadece soysuz insanlardan oluşmaz. Bu anlamda hiçbir grup arı ırk değildir. Ülkenin bir dönemine dair bilinmeyenlere tanıklık etmek için mutlaka okunması gereken bir kitap Mahkumların Şafağı. Keyifli okumalar. Mahkumların Şafağı Zaven Biberyan Aras Yayıncılık Tanıtım metni yazarı Tayfun Topraktepe Okuyan Devrim Açıkalın